Bir iddiaya geçiş yapalım. Ömrünü bilime adamış bir Türk mühendis ve o Türk mühendis Aydın Özoğlu, bilim insanı kendisi, Einstein'a meydan okudu. Tersini ispatlayana da 1 milyon dolar veririm dedi. Şimdi şunu biz serbest bıraktığımız zaman bu aşağı doğru gidiyor. Doğru. Ama bunu aşağı doğru gitmesinin iki sebebi olabilir. Bir, yeri çektiğinden dolayı gidiyor. Bir de bunun itilme ihtimali var. İnsanlar bunun itilme ihtimalini düşünmüyorlar. Niye? Çünkü bakıyor, bir şey göremiyor. Türk bilim insanı Aydın Özoğlu, Newton'un ortaya koyduğu yer çekiminin olmadığını savundu. Özoğlu'na göre yer çekimi yok. Kozmik enerji basıncı itimi var. Şimdi işin özü şu. Fizik tıkandı. Fizikteki bütün formüller yanlış. Evren kapalı. Bizim kütle diye bildiğimiz şeyler dolmakta olan birer boşluk. Bakın, C kare denilen bilinen şey evrenin basıncı, hız, omega r veya sıcaklık aynı şey. Newton 1687'de yer çekimini keşfetti ve tüm nesneler arasında olduğunu da ortaya koydu. Tüm dünyada yer çekimi yasası geçerli ama elektrik elektronik mühendisi fizikçi Aydın Özoğlu aksini savunuyor. 20 yıldır üzerinde çalıştığı sayısız formülleriyle Einstein'ın izafiyet teorisine de itirazı var. 1/2 mv² kinetik enerji formülü yanlış. 2. Einstein mc² enerji formülü yanlış. Newton'un dediği gibi kütle çekimi yok, kozmik enerji basıncı itim gücü var. Şimdiye kadar bütün dünya frekanstan dalga boyunun çarpımını C olarak bilir. C değil. İddiasını formülize etmesi 13 yıl sürdü. Şimdi dünya akademik çevreye anlatacak iddiasını, fizik kanunlarının yanlış olduğunu, yer çekimi yok iddiasını. Eğer kozmik enerji basıncı olmamış olsaydı, bunu 3 yaşındaki çocuklar dahil küvette bilirler. Su olmayınca dalga olmaz. Dalgayı oluşturan şey işte elektromanyetik dalga, böyle oluşuyor. Demek ki dalganın oluşması için kozmik enerji basıncı şart. Fizikçi Aydın Özoğlu iddiasıyla, formülleriyle meydanda okuyor. 1 milyon dolarlık resti çekti. Bu dediklerimi hayır diyecek varsa karşıma çıksın. Dünyaya söylüyorum, 1 milyon dolarına iddiaya giriyorum.